Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde sonunda beklediğimiz gün geldi ve milli muharip uçağın motorları çalıştırıldı. Şimdi bu görüntülerin projenin bağlı olduğu Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan paylaşılmasını beklerken tabii ki haberler durmuyor. Bunlar gerçekten çok sevindirici haberler. Yavaş yavaş yer testleri başlayacak. Arkasından ilk uçuş için geri sayım gelmeye başlayacak. Bu haberlere gözümüz Ankara'dayken bir taraftan da kulağımız Güney Kore'de. Niye? Çünkü Güney Kore'nin geliştirdiği 4,5. nesil savaş uçağı projesi KF-21'de bir taraftan test aşamaları devam ediyor. Arka arkaya prototipler uçuruluyor ve son uçan prototipte 2 kişilik. İşte bu videomuzda önce biraz milli muharip uçağın motor çalıştırmasıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Arkasından da Güney Kore neden çift kişilik bir 4,5. nesil savaş uçağı yapıyor? Bu konuyu dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Hatırlayacaksınız, bundan yaklaşık bir ay önce Hürjet motor çalıştırmıştı. Hürjet, TUSAŞ'ın geliştirdiği jet motorlu bir eğitim uçağı. Yapılan motor çalıştırmada motor son dakikaya kadar Ocak ayının son günlerinde Türkiye'ye ulaşmıştı. Hemen TUSAŞ mühendisleri F-404 olarak adlandırılan General Electric imalatı motoru Hürjet'e taktı ve bu motor çalıştırmayla birlikte yer testleri aşamasına geçildi. Kısa bir süre içerisinde de ilk uçuş bekliyoruz. Dönüyoruz hemen Milli Muharip'e. Milli Muharip uçağı en son 15 Ocak tarihinde Ankara'da görmüştük. Gerçekten birçok parçası takılmış ve gerçekten beklediğimden de çok daha ilerideydi. Uçağı gördüğümüz sırada uçağın üzerindeki iki motor, o da General Electric yapısı, bizim F-16'larda da kullanılan F-110GA-129 serisi motor, onların da takıldığını görmüştük. Sonunda uçak sistemleri, motorun entegrasyonu, yakıt hidrolik sistemleri, bunların takılması gerçekleştirildi ve geçtiğimiz günlerde de uçak o imalat noktasından çıkartılıp motor testinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Ama tabii bu tabii resmi bir paylaşım değil. Sonuçta proje Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı ve önümüzdeki günlerde de ben bunun videosunun geleceğini açıkça tahmin ediyorum. Peki bu süreçten sonra ne olacak? Önümüzde bu yıl sonuna kadar yapılması beklenen bir ilk uçuş var. İlk uçuşu Milli Muharip Uçak F-110GA-129 motorlarıyla gerçekleştirecek. Çift motorlu bir uçak biliyorsunuz. Bu uçak temel özelliklere sahip bir uçak olacak. İstenilen niteliklerdeki, yani blok 0 test uçakları blok 1 olarak adlandırılacak. Ve bu uçaktan da ilk blok 1'de 40 adet yapılacak. Bu uçak ise 2025 yılında ilk uçuşunu yapacak. Bu sırada zaten yaklaşık 2 yıllık dönemde uçağın testlerinin önemli bir kısmı da tamamlanmış olacak. Arkasından hızlanacak proje ve 2028'de de Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk uçağın teslimatı planlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin planı TUSAŞ'ın tasarımına göre ilk etapta blok 0'lar test uçağı, blok 1'ler ilk imal edilecek seri. Bu uçaklarda General Electric yapısı F-110GA-129 serisi motorlar kullanılacak. Bundan sonrası, yani blok 2 ve 3, ki blok 2 ve 3'te 5. nesle geçilmesi hedefleniyor. 5. nesil için de özel motorlara ihtiyacınız var. Niye? Malum bu F-110'lar 4. nesil, 4,5. nesil savaş uçaklarında kullanılıyor. Ama bir uçağın stealth, yani radara görünürlüğü düşük olması için arkasından az ısı yayması lazım. Ayrıca afterburner olarak adlandırılan, yani bu maksimum güç kullanılırken, ki motorların arkasına baktığın zaman böyle bir alev topu uzaması olur. Burada da uçağın afterburner, art yakıcı kullanmadan seyir sırasında ses hızının üzerine çıkma özelliğine de sahip olması lazım. Bunları yapabilmek için de 5. nesil teknolojiye sahip motor üretmeniz gerekiyor. Türkiye'nin önünde halen bu konuyla ilgili farklı yaklaşımlar var. Yurt dışından alınacak teknoloji, Türkiye'de geliştirilecek parçalar, ortak yapım gibi, muhtemel önümüzdeki günlerde bu motor konusu da netlik kazanacak ve buradan sonraki nesil, 5. nesil üretilecek Milli Muharip uçak içinde yavaş yavaş bilgiler akmaya başlayacak ve buradan da böyle bir yol haritası gerçekleştirilecek. Evet, bu mutlu haberi verdikten sonra yeni nesil savaş uçaklarıyla ilgili bana bir başka gelen önemli soru da, buna bu habere sitemizde de yer vermiştik. Korelilerin KF-21'in çift kişilik modeli.
Genelde baktığımız zaman 5. nesil uçakların pek çift kişilik modeli yok. Örneğin F-22 tek, F-35 tek kişilik, çift kişilik modeli yok. Niye çift kişilik modeller yapılıyor? Öncelikli amaç eğitim uçuşunun gerçekleştirilmesi. Genellikle de önde öğrenci pilot, arkada öğretmen pilot oturuyor ve bu uçağa gerekli işte öğretmenle uçuluyor. Gerekli niteliklere sahip olduktan sonra pilot tek kişilik uçakta bu görevi yapıyor. Ama şöyle bir havacılık tarihinin eskisine gittiğimiz zaman aslında imal edilen uçaklar hep tek kişilik uçaklardı. Birinci Dünya Savaşı'nın uçakları veya arka kokpite koyduğunuz zaman orada silahçı otururdu veya bomba atan bir görevli otururdu. Bunlar yavaş yavaş İkinci Dünya Savaşı ile birlikte tamamen tek kişilik uçaklara doğru yönelim artıyor. Fakat bu uçakların performansları çok yüksek. Düşünün, hiçbir uçağı bir öğretmen pilotla bile hissetmemiş bir pilotun tek başına alıp o uçağı uçurması hiç de kolay bir şey değil. Ve çok fazla da tabii kaza alıyor. Bu konsept ilk jetlerde de devam ettikten sonra ki Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmiş F-84G, F-84F veya F-86 tipi uçakların çift kişilik modelleri Türk Hava Kuvvetleri envanterine hiç girmemiş. Bunlardan çok az bir iki tane özel modifikasyonla yapılmış ama bu uçaklar hep tek kişi. Hatta yılların böyle esprilerini anlatırlar. Öğretmen pilot önce uçacak pilotu kokpite koyarmış. Hatta kanadının üzerine çıkıp beraber taksi yapıp uçağı öğretmeye çalışırlarmış. Gerçekten çok kolay bir yöntem değil. Daha sonra Hava Kuvvetleri'nin envanterine giren işte F-100, F-102, F-104, F-5 gibi uçaklardan çift kişilik eğitim modellerinin alınmasıyla da eğitim standartları artıyor. Ama günümüzde gelişmiş simülasyon sistemleri artan eğitimle birlikte yeni bir yaklaşım, özellikle Amerikalıların yaklaşımı bu uçağın çift kişilik modeline gerek olmadığı yönünde. Zaten arkaya bir kokpit koyduğunuz zaman uçağın ağırlığının artmaması için ya yakıt tankından bir miktar vereceksiniz. Sonuçta arkada bir pilot oturuyor. İşte teçhizatıyla nereden baksanız 100 kilo bir ağırlık, fırlatma koltuğu, koltuk, etrafındaki işte göstergeler, sistemler çok ciddi bir ağırlık. Ve uçakların performansı düşüyor ve bir uçağı da kaybetmiş oluyorsunuz. Artık günümüzün 5. nesil savaş uçakları da çok ciddi para. Peki Koreliler niye eğitim modeli yapıyor? Veya Kore'den biraz daha bizim tarafa doğru gelelim. Çin. Çin'in 5. nesil savaş uçağı bu uçakla da ilgili, J-20 ile de ilgili hem çift motorlu ve çift kişilikte bir modeli yapılıyor. Burada da Çinliler ve Koreliler şu yaklaşıma sahip. Arkada uçacak pilot bu uçakta birçok görev var. İşte radarlar çok gelişmiş, etrafı tarıyor, elektronik karıştırma yapabiliyor, düşmanı takip edebiliyor veya atış sistemleriyle ilgileniyor gibi veya uçak taşıdığı podlarla özel görüntüler alacak diyelim. Arkada oturan pilot bunlarla ilgilenirken öndeki pilot uçağı uçuruyor ve bir görev paylaşımı oluyor. Bu yaklaşımı Amerikalılar şöyle diyor. Biz öyle bilgisayarlar, uçuş bilgisayarları veya yapay zeka koyduk ki pilot orada bir komutan görevinde ve uçağı yönetmesinin yanı sıra bu görevlere de odaklanıp eşit iş yüküyle birlikte bunu yapabiliyor. Bu da tabii başka bir yaklaşım. Sonuçta İşte sivil havacılıktan bir örnek vereceğim. Airbus'ta side stick kenarda lövye. F-16'da, F-35'de aynı. Milli Muharip uçakta da mesela aynı. Ama mesela Boeing ortada lövye kullanıyor. Boeing'in yaklaşımı da, felsefesi de, işe bakışı da bu şekilde. Renkler ve lazlar tartışılmaz diyerek böyle bir Karadenizli değerli takipçilerimize de böyle bir selam çakalım. İşin esprisi tabii ki bu. Bu ayrı yaklaşımların kendilerine göre avantajları var veya dezavantajları var. Sonuçta bir yol seçip buna doğru devam edilebiliyor. Bundan dolayı da farklı farklı yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor. Yine işi Milli Muharip Uçağı'na bağlayalım kapatmadan önce. Milli Muharip Uçağı'nın çift kişilik modeli düşünülmüyor. Bu konuyla ilgili işte konulacak yazılım, yapay zeka sistemleri pilotun yükünü azaltacağı için bu konuda Türk Hava Kuvvetleri'nin tercihi tek kişilik model olmuş durumda. Evet, detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde, WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattımıza üye olup haberleri anında cep telefonuna düşmesini sağlayabilirsiniz. Sosyal medyanın hemen hemen her türlü yanında sizlere haberlerimizi, videolarımızı, fotoğraflarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.